ailesi inanılmaz düşkündü. Benim küçük çocuklarım bile dedeleriyle geçirdikleri zamanın çok eğlenceli bulduklarını söylerlerdi. Çocukla çocuk olurdu. Aleyna ile gittiğim zaman göğsüne yatırırdı, sohbet ederdi. Aradan bir 20 dakika geçerdi, bir odadan gelmeden evvel oyuncakları almış, ona bir sürpriz yapardı. Hani anne babamızla konuşmaktan çok bir büyüğümüzün öğüdüne ihtiyaç duyduğumuzda ona danışıyorduk. Verdiği öğütler genelde hep akılda kalıcı ve işe yarayan öğütlerdi. Karşısındaki kimse onunla onun gibi oluyordu. Mesela küçük Aleyna ile otururken Aleyna'nın anlayacağı dilden konuşuyordu. Ona göre konulardan bahsediyorlardı. Biz de otururken farklı. Sert mizaçlı olup bir o kadar da yumuşak kalpli bir insandı. Eşine, çocuklarına ve daha geniş ailesine hep çok önem verirdi. Aileyi hep birlikte tutmaya, aileyi toplamaya, onlardan zaman geçirmeye çok önem verirdi. Son derece iyi bir aile reisiydi. Son derece güvenilir bir insandı. İnsanı motive eden bir insandı. Hiç sen görmemiş gibi geliyor bana. Bazen şöyle oturuyorum, farz edin ki size bakıyorum. Kadir şurada bana bakıyor gibi geliyor. Hele ilk zamanlar böyle bakıyordu. Yani ölmüş olarak görmüyordum, düşünmüyordum, bilmiyordum yani. Tabidir ki aranları da 65 sene olmuş. Dile kolay. Keşke olsam. Seni seviyorum. Sen gittin gideli hep fotoğraflardasın. Keşke gerçek olsan. Sen beni görüyorsun. Ben seni göremiyorum. Bu hiç içime sinmiyor. Haydi bir daha karşıma çık. Yanıma gel. Rüyamda bana sarıl. Seni seviyorum canım dedeciğim. Dünyayı gezmiş, görmüş, görgüsü, bilgisi çok genişti. Yani güzel bir ufku vardı, çok geniş bir ufku vardı. Kadir abi tabii ki çok müteşebbis, sezgisi çok güçlü. Koklama hissi var ya, o müthiş bir insandı. Öyle bir zamanlamayı, öyle bir akıllı bir şekilde yaptı ki Mercedes'in Türkiye'deki 3 ortağından birisi oldu. Girişimciydi. Pek çok şeye bakar, hızla bunları araştırır. Derdi ki bana 24 saat aklım hep bir şeylerdi, hep bir şeyleri daha iyi yapmanın peşinde. 24 saat işini düşünen bir insandı. O bakımdan Kadir Bey'in başarısız olabilmesi için hiçbir sebep yoktu. Prensip sahibiydi, disiplinliydi, iş ahlakına çok önem verirdi. O kadar çok disiplinliydi ki hatta yeni işe girdiğim zaman bana işte gülmek yok, sesli gülmek hiç yok. Bulunduğumuz ortamda fıkra anlatılmış olabilir, esprili bir konuşma geçmiş olabilir. Gözlerinin içi bile gülmeyecek şeklinde talimatlar veriyordu. 15 tane konu konuşmuşuz. Bunların hepsini Kadir Bey aklında tutardı. Tek tek sanki o da benimle beraber not almışçasına hepsini bana sorardı. Ve işte ben notlardan takip ederek kendisine cevap verirken, zorlanırken kendisini notsuz takip ederdi. Çok çabuk karar verirdi ve sürekli olarak da
kendini yenilerdi. Hiçbir zaman bir olayı hukuki bir sorun haline getirip çözümsüzlüğe doğru itmezdi. Her şeyi pratik yönden çözüp yoluna devam etmek isterdi. Ticari ahlakla dürüst olmak, çalışkan olmak, işi sonuna kadar kovalamak, ihmal etmemek gibi birçok vasıflarla çok iyi bir tüccar olarak geçirdim. Zaten biz hiç yalnız kalmadık ki. Hayatımda şöyle say deseniz, 15 defa biz yalnız bir lokantaya gittik mi hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Eve derseniz evde de aynı şekilde. Mutlak birileri olurdu. Hayatımda yaşamayı bilirdi. Ama bazıları var ki hayatımı yaşıyorum diye varlığını veriyor. Kadir Has böyleleri de değildi. Kadir Has engesini, adımını, sezgisini çok iyi bilen bir insandı. Sadece iş hayatında kalmış, işle boğulmuş bir insan değil. Aynı zamanda kendine de zaman ayırmayı bilmiş. Bunu yaparken de işini aksatmamış. Yani hayatını çok dengeli yaşamış bir kişi. Çok şık giyinirdi. Her şeyin en iyisini bulurdu, alırdı. Severdi yani, alışverişi de çok severdi. Hazırlanıyorduk. Akşam çıkarıyordu bizi. Güzel yerlere yemeğe gidiyorduk. Güzel yaşamaya, iyi yaşamaya çok önem verdi. Bu dünyanın gerektirdiği ve getirdiği bütün lüksü, keyfi, güzelliği sonuna kadar yaşamış bir insan. Aynı zamanda ama bunu sadece tek başına yapmayı da sevmeyen bir insan. Yakınlarıyla, sevdikleriyle ve elinin uzandığı her yere bunu götüren, paylaşan bir insan. İnsanların çeşitli zamanları vardır. Günün içinde olur, ayın içinde olur, yılın içinde olur. İnsanların birbirine yaslanması lazımdır. Muhabbet etmesi lazımdır, konuşması lazımdır. Yaslanmadan onu kastediyorum. Ve birbirini anlaması lazımdır. Yani bir dost olsa da konuşsam diyeceği zamanlar vardır. Benim için yeri doldurulmaz bir dosttu. Ve dostluğunu ararım, arkadaşlığını ararım. Sokaktaki insanlar teşekkür ediyorlardı Kadir Bey'e. O zaman çıktı dedi ki, bu kadar teşekküre gerek yok. Ben bu topraklarla ödeşmeye geldim. Türkiye'nin en büyük bağışlayanı sıfatı Kadir Bey'in bence buradan geliyor. Gerçekten kendi öz mal varlığının yarısını vakfa bağışlayarak Türkiye'nin en büyük bağışlayanı sıfatını elde etti. Benim vakfım cami avlusunda masa koyup da para toplayan vakıflarla değil. Benim vakfım öz kendi paramı harcayarak itfaiye işleri yapan bir vakıf. Bu işlerde eli açık, cömertçe varanıyor. Vakıf yoluyla eğitimi harcamış adam Türkiye'de, ben hatırlamıyorum. Servetini gönüllü bir şekilde bu ülkenin insanlarına veren, böylesine değerli bir insanın devlet tarafından onore edilmesi lazım. Bugün devletin en yüksek zatı tarafından mükafatlandırılmak, işte bu hedefe ulaştığımı bana gösterdi.
bize bıraktığı herhalde en büyük miras hayırseverlik oldu. Bu serveti milletiyle paylaşma ilkesi doğrultusunda hareket ederek bu hayır işlerine kendini adadı. Bu memleket için her şeyimi vereceğimi falan kendine de söyledim. Burada belki 20 bin kişi karşıladı beni. Kadir Has isminin, aile ismimizin ne kadar yüceldiğini, insanların gözünde Kadir Bey'in yaptıklarının ne kadar değerli olduğunu da süreç içerisinde kendim de yaşayarak görmüş oldum. Kadir Has'tan daha büyük hayırsever yok diyorlar. Bana mektuplar geliyor. Hayırsever Kadir Has diye başka şey yok. Adres falan yok. Bu mektuplar geliyor, beni buluyor. Buradaki hayırsever kelimesi benim adresimi gösteriyor postaneye. Öğrencilerin başarılı bir eğitim alması için benim görevim elimden gelen her şeyin en iyisini yapmaktır. İnşallah buradan aldığınız diplomayla başarılı bir hayat devam ettirirsiniz. Biz de bundan çok mutlu oluruz. Ama her şeyden önce benim için bir eğitim gönüllüsüydü. Eğitim davasına gönül vermişti. Eğitim seferberliğine çok önemli katkıda bulundu. Dedim ki, bir de bunun yanına üniversite katalım da eğitimi bir noktalayalım bir yerde. Cibali'de bir tütün fabrikasını aldık, dökülüyor, harabe. 9 sene yıkılacak. Burayı en iyi şekilde dedik, onura edelim. Ve dedik, Haliç'in bir incisi olsun. Kadir Has'ın Haliç'e, İstanbul'a yeni bir eseri olsun dedik. Ve paçaları sıvadık. Zenginlere gelin bu işe yatırım yapın, gençliğin eğitimine destek verin diye her fırsatta onları utandıracak bir biçimde bu yola davet etti. Bu çok kutsal bir misyondur. İnşallah muvaffak olacaksınız, başarılı olacaksınız. Çok çok iyi yerlere geleceksiniz. Hayatta mutlu ve mesut olacaksınız. Güzel bir mektep. Ben de sizin yaşınızda olsaydım da şu sıralarda oturuyor olsaydım ne mutlu olurdu bana da. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık.